okumalarına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Tasavvuf Topluluğu Akademik Danışmanı, Doktor Öğretim Üyesi Halit Kuşku hocamızı sahneye davet ediyorum. Değerli misafirler, bugün Sayın Üstadımız, Sayın Rektör Yardımcımız, Sayın Deniz Teknoloji Bilimleri Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Yiğit hocamız aramızda. Bir de Kutluk hocamız var. Kutluk hocamız çok renkli, çok mütedeyyin bir kişilik. Kendisi Doğu Türkistanlı. Doğu Türkistanlı. Şu anda Çanakkale'de, Japonya vatandaşı. Murat hocamla birlikte bütün Uzak Doğu'yu fethediyorlar Allah'ın izniyle. En son G20 zirvesi sırasında da Osaka'da üniversitemiz adına konferanstaydılar. Hocamızın çok önemli eserleri var. Bunlardan bir tanesi de 1992 yılında Yunus Emre Divanı'nın Çince'ye çevrilmesi. Hocamız aslında akademik olarak tasavvuf kökenli bir hoca ve Hazreti Mevlana'nın eserleri, onların Japonca'ya, Çince'ye, farklı dillere Üstadımız Sayın Mustafa Bey, Mustafa Özbağ Beyefendi ise kendisine bir Türkçe mesnevi takdim edecek. O yüzden Sayın Kutluk hocamızı ve Sayın Üstadımızı davet ediyorum. Buyurun, hediyeleşmek ve takdimleşmek üzere. Önce ev sahibi olarak Mustafa Bey, Üstadımız bir mesnevi cildini Kutluk hocamıza takdim ediyor. Fotoğraf çekelim. Bir daha bir fotoğraf alacağız takdim sırasında. Üstadımız Sayın Mustafa Özbağ Beyefendi'ye Kutluk hocamız bir Japonca mesnevi takdim ediyorlar. Boşnakçasını biliyorduk. Mesnevinin İngilizcesini, Fransızcasını, Boşnakçasını, Almancasını biliyorduk. Japoncasını bilmiyordum gerçekten. Çok memnun oldum. Teşekkür ederiz. İnşallah bunu tekkeye koyalım. Gelen turistler, çünkü bir hayli Japon ve Güney Koreli turist geliyor. Onlar da inşallah faydalansınlar. Teşekkür ederiz inşallah. Allah razı olsun. Eğer müsaitse Kutluk hocamız sizlere bir iki kelam buradan bir merhaba, bir kelam etsin. O Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz hakkında birkaç bir şey söylesin. Olur. Selamun aleyküm. Benim İstanbul Türkçeyim çok zayıf ama konuşmak istedim. Ben kendim Doğu Türkistan'da büyüdüm. Yani şimdi Japonya'da yaşıyorum. Japonya'da uluslararası ilişkilerinde üniversitede hoca. Şimdi Çanakkale'de 6 ay oldu burada geldim. Yani Mevlana hakkında çok yani bilgim var. Yani çocukluk zamanımızda Doğu Türkistan'da, Orta Asya'nın her yerinde Mevlana'nın mesnevileri medreselerde okuyacak idi. O zaman da biz de Mevlana'nın mesnevilerini okuduk. Çünkü Mevlana'nın mesnevilerini düşünmek, anlamak için Paris dilini öğrenmek daha önemli olduğu için bizim medreselerde çocuklara önce yani Kur'an-ı Kerim, ondan sonra Arapça ve Parisçe dillerde bilgi veriliyor. Mesnevini ben çok sevdiğim için Mevlana'nı. 2006'da biz Japonya'dan 15 kişi geldik. Konya'ya gittik, Mevlana'nın falan, onları gördük falan. Japonya'da Mevlana hakkında 1935'inde ilk defa Abdülhamit İbrahim Türkiye'nin gelenden sonra Mevlana toplantıları, bunlar devam etti. Ondan sonra yani bizim üstadımız Nimetullah hocam da şimdiye kadar devam ediyor. Tokyo'da yani Kumamoto her yerinde Mevlana toplantıları var. Mevlana sadece Türkiye'de değildir, dünyanın her yerinde Allah'ın sevgen ve Allah'ın
sahiplerine seven insanların kalbinin oranı alan büyük insanların bizim bir Hazretleri Allah yani cennet makamından makam eylesin. İlahi amin. Ben yani herkesten burada Halit Hocam'ın yani sayesinde bugün toplantı katıldığım için çok memnun. Yani bu Mevlana'nın ve Mesnevi'sinin Japonca çevirilerini yani önceden Japonya'da Mevlana hakkında kitaplar yayınlanmadı. Ben bir yayın var idi onu bilen konuştum. Mevlana hakkında bir kitap yapsak daha güzel olur. Ondan sonra Mevlana hakkında bu yayınladı. 1992'de bir Türkiye'lik arkadaşım var idi. O ilk defa bana Divan-ı Yunus Emir'ini Pekin'de bana verdi. Ben Divan-ı Yunus Emir'inin divanının şiirlerini Çince biz için, Orta Asya Türkler için daha kolay okumak. Çünkü eski Türkçe olan için kelimelerde falanlarda, gramatiklerde çok zorluk yok. Şimdi İstanbul Türkçesi de bize çok zorluk var. Çünkü İstanbul Türkçesi yani çok bir süre Fransızca, İngilizce böyle kelimeler olduğu için daha eski Türkçenin farklılık olduğu için bize zor. Ama Mevlana'nın eserleri, Yunus Emre'nin eserleri, eski Türk edebiyatının eserleri bize daha kolay. Çünkü bunlar önce de Doğu Türkistan'da, Orta Asya'da, Buhara'da, Semerkent'te, her yerde medreselerde okuluyor. Yani sadece Orta Asya'da, Doğu Türkistan'da medreseler sadece Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Şerif değildir. Edebiyat, tarih, Türk tarihi, İslam tarihi bunlar hem de çocuklara bilgi veriyor şimdi kadar. Ama şimdi Doğu Türkistan'da çok zorluk var. Yani Doğu Türkistan'da 5 milyonlarca Doğu Türkistanlık kampıda, zindanlarda yatıyor. Camiler kapalandı. Kur'anlar yangın içinde kaldı. Ama buna sahip çıkan insanlar çok az. Ben de 20 sene oldu Doğu Türkistan'a hiçbir gitmedim. Hiçbir akrabalarım bilen telefon falan görüşmelerde yok. Onlar ben bilen telefonda görürse onların zindana atacak. Onların görüşmesi yani yasak. Doğu Türkistan'da her bir ailenin bir hikayesi, bir facia. Sadece benim ailem değildir, sadece ben değilim. Yani her bir ailenin bir paciası var onda. Şimdi kadar dünyanın her yerinde anlatmak istiyorum biz bunu. Amerika'da, Avrupa'da, Türkiye'de inşallah iyi günler olur. Herkesin dua etmeyene Allah'tan istiyorum biz. İnşallah iyi olur. Sizle tanıştırdığım için, burada olduğum için çok mutluluk ben. Dua edeceksiniz Doğu Türkistan Türkler için, Orta Asya Türkler için. Dua edeceksiniz. Herkes mutluluk olsun. Çok teşekkürler. Hocamıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi Füsu Usul Hikam okumaları ve şerhini gerçekleştirmek üzere Üstadımız Sayın Mustafa Özbağ Beyefendi sahneye davet ediyorum. Değerli misafirler, programı karşıya yansıtılan projeksiyondan takip edebilirsiniz. Programın ikinci kısmında interaktif olarak sorularınızı sorup cevaplarınızı alabilirsiniz. İnternetten izleyen kişiler için de 535-627-7145 numaralı WhatsApp hattına sorularını iletebilirler. Burada canlı olarak üstadımız cevaplayacaktır. Hepinize iyi seyirler dileriz. Neyse ben söyleyeyim, tamam. İnternetten izleyenler için tekrar bir not düşeyim. Hakkınızı helal edin. Çünkü özür dilerim, küçümsemek için söylemiyorum. Yani internetten çok fazlaca izleniyor. Oradan da bu sefer izlerken buraya soru sormuyorlar. Benim mail adresime soru soruyorlar. Ben özellikle oraya da zaman ayıramıyorum cevap yazmak için. Ayrıca bir de hani sohbetin sıcaklığında sohbet akıp giderken sohbetin kendi mecrasında sorulursa inşallah daha iyi, daha güzel olur. Ve aynı zamanda da buradaki sorulardan buradaki kardeşler ve sonra da dinleyecek olanlar
daha fazla faydalanır diye düşünüyorum. Bir de ve dokundukları farklı. Öyle olunca bunu normalde işte konuşmak, bu manada okumak ayrıyeten incelik isteyen bir şey. Biraz böyle kendimizi de verdiğimizde akıp gidiyoruz ama sonradan kendi konuştuklarımıza geriye dönüp baktığımızda hangi akılla onu konuştuk diye de kendi kendimize de düşünüyoruz. O yüzden normalde bilhassa internetten izleyen arkadaşlar ve kardeşler için sorularınızı buradaki WhatsApp numarasına gönderirseniz daha iyi olur. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. En son Nuh kavmi aralarında birçoklarını delalete düşürdüler. Yani tek olan ilahın çeşitli yönlerini ve nispetlerini saymak hususunda halkı şaşırttılar. Burayı okumuştuk. Buradan devam ediyoruz. Kitaba mirasçı ve arınmış olan nefislerine zulmedenler ise bu zulümlerini arttırmadılar. Onlar Kur'an'da sözü geçen üç taifenin birincisidirler. Çünkü Allah bu taifeyi muktasıt ve sabıklardan önce zikretti. Bunları ancak dalal yani hayret cihetinden üstün kıldı. Bu malum Hazreti Pir Fatır suresi ayet 32'ye atfediyor. Bu Fatır suresi ayet 32'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize mirasçı kıldık. Yani Kur'an'ı veyahut da biz buradaki tabi müteşabih kitabı deyince sadece Kur'an anlamında biz bunu anlarsak veyahut da Adem'den itibaren peygamberlere gönderilmiş olan mukaddes kitapları olarak da algılayabiliriz. Burada kitap denilince bütün varlık alemini de algılayabiliriz. Ben burada kitaptan kastım Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'ne Allah-u Alem bütün varlığı kastettiğine inanıyorum. O yüzden normalde çünkü bütün varlığı kastetmemin sebebi şu, varlığın bütününde Cenab-ı Hakk'ın sıfatsal tecelliyatları olduğu için o sıfatsal tecelliyatlarının hepsine de cem olma veyahut da mazhar olma veyahut da buradaki kitaptan kasıt Hazreti Allah'ın zamanında peygamberler olduğu gibi peygamberlerden sonra veliler ve zamanın kutuplarında kastedilmiş olabilir. Buradaki normalde meseleye Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin bakış perspektifini hiçbirimiz belki de yakalamaya gücümüz yetmez ama bir nebze olsun yaklaşmaya çalışırsak bunun normalde sadece Kur'an-ı Kerim olmadığını hatta bütün kitaplar ve bütün veliler olarak da algılayabiliriz. O yüzden kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Buradaki kitaptan lehf-i mahfuzu da çıkarabiliriz. Buradan kitaptan normalde zamanın evliyalarını, velilerini çıkardığımız gibi lehf-i mahfuzu da çıkarmamız mümkün. Onlardan kimi kendine zulmeder. Bu kitaba mirasçı olanların kimisi kendisine zulmeder. Kimi orta yolu tutar, kimi de Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçer. İşte bu Allah'ın büyük lütfudur. Bu Fatır ayet 32. Hazreti Pir burada normalde kimisi kendisine zulmeder derken bu birinci taifeyi başa alındığı söyleniyor. Kendi nefislerine Hazreti Pir normalde bütün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden sonra gelen tefsircilerin yolunu izlemiyor. Buradan bunu tersinden bakıyor. Yani tersinden bakıyor derken nefislerine zulmedenleri birinciye alıyor. Bunlar hayrette olanlar,
Bunlar hayrette duranlar olarak nitelendiriyor. Bu böyle tabii, bu bakış açısı biraz normal herkesin gittiği yol değil. Ben size şimdi bu ayet-i kerimede Hazreti Pir'i daha iyi anlayabilmemiz için herkesin geçtiği, gittiği yoldan ilk önce anlatacağım. Herkesin gittiği yol ne? Birinci taife, nefislerine zulmedenler. Bunlar normal kimisi nefsine zulmedicidir. Bunların kim? Bu kimseler iman edip kah farzları yerine getiren, kah günah işleyen, kah hataların içerisine boğulan, kah Allah hatırına gelip tekrar geri dönen kimseler. Bunlarla alakalı ne? Bunlar nefislerine zulmettiler. Bunlar normalde tefrit de olabilir bunlarda, ifrat da olabilir, günah-ı kebair de olabilir. Ama iman ehli bunlar. Ben bakın tekrar söylüyorum, bunu herkesin gittiği yoldan anlatıyorum. İkincisi nedir? Kimi de muktesittir. Bu muktesitler nedir? Bunlar farzları yerine getirirler, günahlardan uzak dururlar. Bunlar orta yolu tercih edenlerdir. Yani bizim tabirimizle bunlar orta yolu tercih edip normalde dinlerini makul, malum bir noktada yaşayan kimseler. Kim ise Allah'ın izniyle hayırda koşanlardır, önde koşanlardır. Bunlar da nedir? Bunlar o hani hadis-i kutsi'de farzları yerine getirip nafilelerle Allah'a yaklaşıp Allah'ı sever. Bunlar hayırda önde koşanlar. Bu ayet-i kerimeyi siz normalde ister tefsiri kebire bakın, ister Fahrettin Razi'ye bakın, bütün tefsirlere baksanız, bütün tefsirlerde bu Fatır Suresi ayet 32 aynı bu minval üzerinde tefsir edildiğini göreceksiniz. Çünkü normalde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de tabiri caizse hadis-i şerifte bu tefsirleri destekler nitelikte. Ama normalde Hazreti Pir'in tekrar burada bakış açısının farklı olduğunu söyleyeyim. İmam-ı Hanbel normalde bu ayet-i kerimenin tefsirini yine hadislerle Kur'an tefsirinden bakabilirsiniz. O hadislerle Kur'an tefsirinde İmam-ı Hanbel'in bu hadis-i şerifini almışlar. Hayırda yarışanlar hesaba çekilmeden cennete gireceklerdir. Bu üç taifenin üçüncüsü. Bu hayırda yarışanlar hiçbir zaman hesaba, kitaba çekilmeden direkt cennete gidecek olanlardır. Onların normalde hesapları, kitapları, defterleri, kitapları dürülmüş vaziyette. Orta yolu tutanlar kolay bir hesaba çekilecektir hadis-i şerifte. Kendilerine zulmedenler ise mahşer boyu hesaba çekilecekler. Sonra Allah'ın rahmetiyle onları affedecek. Ve onlar da diyecekler ki bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki Rabbimiz çok affedicidir, şükrün karşılığını verendir diyecek olanlar işte bunlardır diyor. Ve tabii böyle olunca normalde bu hadis-i şerifin Hazreti Pir'e kadar. Normalde neden Hazreti Pir'e kadar? Hazreti Pir bu ayet-i kerimeyi farklı bakmış. Ayet-i kerimeye farklı bakmış derken Hazreti Pir o dalav hayrette sözünün üzerine bina etmiş. Yani bu kimseler nefislerine zulmettiler. Nefislerine zulmettiler derken bunları her daim hayret içinde kaldılar. Her daim hayretten hayrete geçtiler ve kendilerini zorladılar. Kendilerini daha da zorladılar. Daha da zorladılar noktasından bakmış. Ve normalde öyle bakınca da devam ediyor. Muhammed'i ise sana olan hayretimi arttır dedi. Her an, her vakit bunlara bir ışık görünse onun içinde yürürler. Üzerine karanlık basınca kalkarlar. Çünkü hayrete düşen için dönmek vardır. Dönme hareketi ise kutubun etrafındadır. Ondan ayrılmaz. Hazreti Pir bu birinci kategoride nefsine zulmedenler veya dalal olarak nitelendirilen bu zatları
hayret noktasında görüyor. Ve diyor ki bunlar hayrettedirler. Ve hayrette olduklarından dolayı hep dua ederler. Ya Rab, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin lisanıyla hayretimi arttır diye. Tabi Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri bu hayretimi arttır sözünü bir hadis olarak alıyor. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin hadisi olarak alıyor. Bu sözü biraz incelediğinizde bazı kaynaklarda bu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri'nin sözü olarak da önünüze gelebilir. Ama Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin tabi hadislerle alakalı veya bir sahih hadis algısı farklıdır. Malum Hazreti Pir eğer ki bir hadis-i şerif manada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri o hadis-i şerifi kendisinin sözü olduğunu beyan ederse Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri o hadis-i şerifin sahih hadis olarak nitelendirip sahih hadis olarak kabul eder. O yüzden burada Muhammedi işte sözüyle benim hayretimi arttır sözünü o ne yapıyor? Bu noktada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sözüne atfediyor. Tabii benim hayretimi arttır demek her alanda. Benim nasibimi arttır, benim lütfumu arttır, benim ikramımı arttır. Bu noktada biraz daha safiye makamının hali bu. Nefis meratiplerinde safiye makamının hali. Bu halde ne? Huzur ve hayret makamı bu makam. Yani bu safiye makamına ulaşan kimseler huzurda ve her daim hayretteler. O yüzden normalde o her daim hayrette olanlar aynel yakin noktasına geçmiş vaziyette. E tabi bu Hazreti Ebubekir Efendimiz'in sözü olarak da nitelendirilse de sonuçta sufilik hayretin üzerine kurulu. Malum biz Füsus'u okurken Mesnevi'den çok fazla faydalanıyoruz. Ben Mesnevi'yi biraz da Füsus'un şerhi olarak görüyorum. Yani Füsus küçük bir eser bakıldığında ama böyle bir tabiri caizse tohum gibi ağacı ve meyveleri de ben onun ağacını fütuhata meyveleri, dallarını, buduklarını da ben Mesnevi'ye benzetiyorum ya. O yüzden Füsus'u daha rahat anlayabilmek için Mesnevi'ye müracaat ediyoruz. Malum ki belki de bu zor bir şey hepsini birden böyle inceleyip araştırmak ama bence biraz daha doyurucu oluyor. Çünkü Mesnevi'nin dili anlatımı vermiş olduğu örneklerle Arabi'nin o kilitli o böyle girift halini anlamak ve açmak, anlatmak bence daha kolay oluyor. O yüzden bu hayretle alakalı meseleyi de Mesnevi'ye müracaat ediyoruz. Mesnevi'den hikmetinden sual edilmeyen Allah'ın işini kim anlayabilir? O işin hakikatine kim erişebilir? Bu söylediğim sözler ancak anlatmak için söylenmiş zaruri sözlerdir. Gah böyle gösterir, gah bunun aksini. Din işinin künhünü anlamaya imkan yoktur. Ona ancak hayran olunur. Fakat din işinde hayrete düşen, din işinde hayrete düşen, arkasını ona çevirmiş, ondan haberi olmayan bir hayran değil, sevgiliye dalmış, onun yüzünden sarhoş olmuş, kendisinden geçmiş bir hayrandır. Bu hayrette olan, hayret noktasında duran, hayret noktasında duran mümin aslında yüzünü sevgiliye dönmüş ve sevgilinin cemalında kendini kaybetmiş ve sevgilinin yüzünden dolayı sarhoş olup kendinden geçmiş kimsedir. Ancak kendinden geçmiş kimseler hayrette olurlar. Çünkü hayret bu noktada pozitif aklı değil,
dinin karşısında inkarcı duran, dinin karşısında dinle mücadele eden akıldan geçmek de mümkündür. Ve bu noktada o kimse kendinden geçmiş, Allah'a hayran olmuş bir kimse ancak hayret noktasında durur. Yine Mesnevi'den devam ediyoruz. Mısır kadınları da Yusuf'un güzelliğine daldılar. Haberleri bile olmadı da ellerini bileklerini paramparça ettiler. Hayrete düşen ruh ne önü görür ne ardı. Nice babayiğit eller vardır ki savaşta eller ayakları kesilir de yine savaştan el çekmez. Kendisini sağlam sanırlar. Fakat sonradan görür ki el kesilmiş, bir hayli de kan akmış da haberi bile yok. Burada hayreti Hazreti Pir anlatırken yine bize Kur'an'dan bir Kur'an'ın bahsettiği bir olaya atfeder. Ne yapar? Mısır'da Yusuf'u görünce ellerini kesen kadınları anlatır. Ve o kadınlar Züleyha'yı kınamışlardı. Züleyha'nın aslında kınadıkları Züleyha'nın aşık olduğu, onun aşkını kınamışlardı. Züleyha onlara çok güzel bir ders vermişti. Ne yapmıştı? Bütün Mısır sosyetesini toplamış, hepsinin ellerine birer elma ve birer de meyve bıçağı vermişti bugünkü dille. Ve demişti ki, hiç kimse ben haber verinceye kadar ellemeyecek hiçbir şeye. Ve herkesin tabakları ve bıçakları, elmaları dağıtıldığında Yusuf'u içeri çağırmıştı. Yusuf'un güzelliğini gören Mısır kadınları farkında olmadan hepsi de ellerini kesmişlerdi. İşte siz o güzeller güzeli, o sevgililer sevgilisini gördüğünüz anda hayreti o zaman tanıyacaksınız. Şimdi hiç güzellik görmeyen bir güzellikle karşı karşıya kalınca hayretten kendinden geçer. Ve hayret olunca dil dudak kalmaz, göz kulak kalmaz. Hayrete geçince arkası kendinden geçer ve yok olur gider. Kendisini dahi unutur. İşte Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bize Hazreti Pir'in o hayretimi arttır Muhammedi sözünü ve hayreti bize böyle açıklıyor. İşte bir sufi, bir Allah dostu, bir Allah yolcusu Allah'ın sıfatsal tecelliyatlarını gördüğünde o kimse hayrete geçer. Hayrete geçince de o kimsenin bu manada pozitif noktada değil, dinle savaşan, dinle atışan aklı ondan gider. Ve yine Mesnevi'den bir hayret lazım ki düşünceleri silip süpürsün. Hayret fikirleri de yok eder, zikirleri de. O hayret makamının artık sevgiliden başka bir şeysi gözü görmez. Ve hayrette olan kimse sevgiliyle oturur, sevgiliyle kalkar. Hayrette olan kimsenin artık sevgiliden başka işi, aşı, eşi, gücü hiçbir şeysi kalmamıştır. Yine Füsus'a dönüyoruz. Halbuki merkezden uzağa giden bir tarafa meyleder. Merkezden uzağa giden bir tarafa meyleder. Yani bir noktada devir ve sebat etmez. O maksattan uzaklaşmıştır. Hayale kapılan kendi hayalindeki şeyi arar. Onun gayesi o hayale varmaktır. Onun için başlangıç ve son ve ikisi arasında mesafe vardır. Yollar vardır, yollar uzar gider. Ben hani bazen bir örnekleme veririm. Derim ki bir merkez, 4-5 tarafa yolu var. Siz o merkezden 1 metre biraz daha yürürsünüz. Örneğin işte Çanakkale'de buradan çıktığınızda bir köprü var. Köprüden 10 metre sağa gittiğinizde İzmir'e gidiyorsunuz. Bu 10 metre daha dolaşırsanız
Bursa'ya gidiyorsunuz. Bir 10 metre bu tarafa dönerseniz tekrar Çanakkale'ye geliyorsunuz. Aslında o dönüş yollarına baktığınızda çok kısa mesafe. Ama çok kısa mesafe yol uzayınca ayrı dünyalara gidiyor. Din algısı böyle bir algıdır. Merkezde durduğunuz müddetçe sizin normalde size bir zararı olmaz. Ama küçük yol ayrımları yol yürünmeye başladığında devasa ayrılıklara döner. Küçücük bir şeydir halbuki. O yüzden Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Mesnevisinde bu manada der. Bizim sivri ucumuz Kur'an ve sünnete bağlı. Yani öyle der ya, Muhammed Mustafa'nın şeriatına bağlı. Öbür ucumuzla alemlere seyran ederiz deriz der. Mesnevi'de geçer bu. Yani bir kimse merkezden ayağını kaldırırsa onun merkezdeki duruşu bozulur. O kimse savrulmaya başlar. Yol ayrımı olur. Siz küçücük düşünce farklılığı olarak görürsünüz. Ama o ileriye doğru yürüdüğünde, mesela bu parmakların birleşik ama hafiften ben burada ayrıldığımda buradaki ayrılık 1 santimse buradaki ayrılık 10 santime, daha da ayırdığımda aynı elden çıkma ama bir sürü yol çıkmış oldu. Merkezden ayrıldıkça ne oldu? Birbirlerinden ayrıldılar. Birbirlerinden ayrıştılar. Hazreti Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri diyor ki, merkez kaç kuvveti noktasında da gördüğünüzde, normalde bir şeyi kendi ekseni etrafında döndürdüğünüzde aynı merkez içerisinde kalır. Ama onu eğer siz bırakır fırlatırsanız merkez kaç kuvvetiyle ne yapar? Ta ötelere gider. Bunu normalde arabalarda da vardır ya, merkez kaç kuvvetini hesaplayaraktan virajları yaparlar. O yüzden bir kimse de din noktasında merkezde durduğu müddetçe bir sıkıntı yoktur. Ama küçücük de olsa sapmalar ileride büyük yol ayrılıklarına sebep olur. Hazreti Pir diyor ki, yol uzayınca, yani merkezden ayrılınca insanlar maksattan uzaklaşırlar. Aslında tarihi bir ders veriyor bize. Kur'an ve sünnetin merkezinden uzaklaşanlar bir müddet sonra sapkınlaşırlar ve sapıklaşırlar. Bu çok önemli bir derstir. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri size iki şey bırakıyorum. Kim sımsıkı yapışırsa kurtuluş erer. Bunun birisi Allah'ın kitabı Kur'an, ikincisi de benim sünnetimdir diye buyurmuştur. Şimdi merkezden ayrılanlar bu noktada ne yaparlar? Maksattan uzaklaşırlar. Hayale kapılan kendi hayalindeki şeyi arar. Her hayal kuran kimse kendi hayalindekini arar. Bu hayali genişletebilirsiniz. Bu mesele aslında normalde hafif gibi görünen bir mesele. Ama bunu Allah'ın zatı ve sıfatları noktasında düşündüğümüzde, Allah eşittir nedir diye düşündüğümüzde, herkesin kendince kendi algısı, herkesin kendince kendi inancı çıkar ortaya. Ve insanlar kendilerince hayal kurarlar. Ve bu hayalinin peşine düşer. Birisi üniversiteye girer. Ben tıpçı olacağım, doktor olacağım der. Bunun önce hayalini kurar. Ve bu hayalini kurduktan sonra o hayaline koşmaya başlar. Kendince o hayalini kurmuştur çünkü. O hayale doğru koşacaktır. Hakkıdır onun. Çünkü o hayal kurmuş, hayaline koşacaktır. Ben hayali çok önemserim. Hayalsiz insan boş insandır. Hayalsiz insan hedefsiz insandır. Hayalsiz insan belki de insan bile değildir. Neden? Bir hayali yok, bir hedefi yok. Bir kimsenin bir hayali olmalı, bir hedefi olmalı. Bu dünya hayatı için de böyledir. Biz ne zaman bir şeyin üzerinde hayal kuramazsak biz o şeyi geliştiremeyiz. Biz o şeyi daha ileriye götüremeyiz. Biz o şeyi derinleştiremeyiz. Bir kimsenin bu noktada yüksek hayaller olmalı. Ülkesi için yüksek hayaller olmalı. Kendisi için yüksek hayaller olmalı. İslam dünyası için yüksek hayaller olmalı.
insanlık için yüksek hayaller olmalı. Ve demeli ki o kimse öyle bir hayal kurmalı, öyle bir hayal kurmalı, devasa bir hayal olmalı. Ve bütün her şeyiyle o hayaline koşmalı. Bu muhteşem bir şeydir. Ne zaman ki toplulukların hayalleri bitti, o toplulukların ümitleri bitmiştir. Ümidi biten küfre düşer. Allah muhafaza eylesin. O hımbıl, tembel, kenarda duran bir kimse olur. İslam dünyası ümit etmeli, hayal etmeli. O hayalinin ve ümidinin peşinde koşmalı. Kocaman hayaller kurmalı. Veyahut da kendi dairesinde küçücük hayaller kurmalı. Önemli değil. Hayal kurması önemli. Hayal kurabiliyorsa muhakkak ki o muhteşem bir noktaya gelir. O yüzden Allah'ı tanımada ve bilmede de o kimse hayal kurmalı. Hazreti Pir burada hayal kuran hayaline koşar diyor. Ve herkes hayaline koşar. Hayaline koşarken burada Allah'ı tanımada ve bilmede bizim kurmuş ve kurgulamış olduğumuz hayaller bizde saplantı olmaması lazım. Teşbih ve tenzih de. Teşbihe takılanlar ve tenzihe takılanlar Allah'ı tanımada ve bilmede güçlük çekecekler. Nakıs bir hale geleceklerdi. İşte Hazreti Pir diyor ki bir kimse hayale kapıldı mı kendi hayalindeki şeyi arar. Allah'la alakalı da insanlar bunu arar. Allah'ı tanıma noktasında da insanlar bunu arar. Hani zaman zaman söylerim ya, birisi Allah'ı tanımlarken mesela sadece rezzak verici olarak düşünür. Ve hatta zaman zaman söylerim ya, işte yıllar önce birisine sordum, cennete girdiğinde ne yapacaksın? Muz yiyeceğim dedi adam. Yani cenneti muz yeme yeri olarak gördü. Kendince hayali bu. Ve hatta hani hayal kurarlar ya, kendince o kimse çok güzel hatunlara sahip olacaktır. Nerede? Cennette. Kendince çok iyi adamlara sahip olacaktır. Nerede? Cennette. Neden? Çünkü onun adamıyla problemi vardır. O adamla problem yaşadığından dolayı o kendi çok iyi adam hayalini cennete koymuştur. O kadın muhakkak ki iyi bir adama cennete kavuşacak. Veyahut da bir erkek kendince güzel ve iyi bir kadınla buluşamamıştır, tanışamamıştır, evlenememiştir. Kendince o cennete girecek, cennette huri alacak o. Öbürkü gılman alacak, öbürkü huri alacak. Onun dünyası bu. Şunu düşünmez. Ben cennete girdiğimde Allah'ın cemaline gark olacağım. Her anının tecelliyatını ayrı ayrı düşüneceğim. Ben cennette onun cemaliyle müşerref olacağım. Ve cemalden cemale, perdeden perdeye geçeceğim. Bunu düşünmez o kimse. Sebebi ne? O çünkü kendi hayalinde güzel bir kadın var. Bizim bir kardeşim, arkadaşım öyle dediydi. Cennete girdiğinde Sibel Can'ı alacağım dedi bana. Ben böyle durdum. Nasıl bir hayal bu diye kendime. Adamın cennet hayali oydu. Allah bizi affetsin inşallah. Şimdi bu normalde bir kimsenin hayali ve gayesi zamanı, mekanı, adedi, mesafesi belliyse bunun bir başlangıcı ve sonu olmalı. Yani o kimsenin hayali bir kadın, onun hayali bir kadınsa kadına ulaştığında hayali son buldu. Onun hayaline çok zengin olmak. Zengin olduğunda hayali son buldu. O kimsenin işine fabrika sahibi olmak. Fabrika sahibi olduğunda ne oldu? O kimse hayaline ulaştı. Başlangıcı ve sonu var. Başlangıcın ve sonu varsa o zaman o asla Allah bilgisi ve Allah'ı tanıma değildir. Başlangıcı ve sonu olan. Çünkü o başlangıcı olmayandır. Çünkü o sonu olmayandır. Allah muhafaza eylesin. O zaman biz yine Mesnevi'ye müracaat ediyoruz. Bunu anlamak için. Herkes bir hayale kapılmış. Bir bucağı eşmede. Biri bir define bulmak için bir bucağı kazmada. Biri bir hayal peşine düşmüş, azamet sahibi olduğu halde dağlardaki madenlere yüz çevirmiş. Öbürü bir hayale düşmüş, sıkıntılı uğraşmalarla, didişmelerle inci çıkarmak için denize yönelmiş. Bir başkası papaz olmak için kiliseye kapanmış. Bir başkası da hırs içinde ekine tarlaya düşmüş. O yol kesen,
kurtulduğunu hayal etmiş. Bu ise hayalince bir hastaya merhem olmuş. Biri peri çağırmaya koyulmuş, gönlünü aklını kaybetmiş. Öbürü yıldız bilgisine kapılıp nalını yıldızın üstüne koymuş. Bu gidişler içteki renk renk hayaller yüzünden dışarıda da birbirine aykırı görünür. Bu ona bakıp ne yapıyor, ne iş işliyor diye hayrette. Bu şaraptan her tadan kişi öbürünün yaptığını boş bulmada. O hayal kıblesini kaybetmişler. En önemli burası. Bu herkes kendince birer hayal kurmuş. Hazreti Mevlana Celaleddin Hazretleri hayal kuranları böyle bir dolaştırdı bizi. En sonunda dedi ki hepsi de can kıblesini kaybetmişlerdir. Onun için herkes bir yana yüz çevirmiştir. İşte o kimsenin hayali eğer ki can kıblesi olursa o zaman onun yolu uzamadı. O zaman o merkezden ayrılmadı. O zaman o merkezde bir şeyin etrafında habire sema etmede, kutbun etrafında dönmede. Eğer farklı hayallere düştüyse İşte o zaman o ne yaptı? O savruldu. Yine hiçbir şey olmayan bir şey, hiçbir şey olmayan bir şeye aşık olmuş. Hiç var olmamış, hiç var olmamışın yolunu kesmiştir. Bu hayaller ortadan kalktı mı akla sığmaz şeylerin apaçık görünür sana. Bütün bu hayaller ortadan kalkınca akla sığmayan apaçık görünür sana. O zaman insanların kurmuş olduğu bu hayallerden kurtulursa insanlar ve hayallerini, istikametini can kıblesine döndürürse o zaman o kimse ne yapar? Menziline kavuşur. Şaşkınlığımdan bütün ömrümce hayalleri kıble edindim. Onlar da ecel gelince kaybolup gittiler. Yani bütün hayalleri kıble edindi. Hayalleri kıble edince o şaşkın kaldı. Oysa hayalleri kıble edinmeyecekti. Ya o can kıblesine bakacaktı. Burada sakın ha kendinizce hayal kurmayı, hayalden uzaklaştırmayı kendinize bir hayal kurmayı abes görmeyin. Kendinizce bir hayale kendinizi odaklamayı abes görmeyin. Benim bu dediğim Allah'ı bilmeyle alakalı. Allah'ı tanımayla alakalı. Yoksa günlük işlerinizde, dünyevi işlerinizde hayalinizi kuracaksınız. Kutup etrafındakinlere dönenlere gelince bunlar için bir başlangıç noktası yoktur. Bir daire düşünün. Dairenin başlangıç noktası var mıdır? Hayır. Dairenin başlangıç noktası yoktur. Çünkü bir dairenin içerisinde her daim döner. Ki bir iptida lazım gelsin. Bir gaye yoktur ki onun üzerine bir intina hükmetsin. Böyle olunca da onlar tam ve mükemmel bir varlığa eriştiler. Ve onlara toplu bilgi ve hüküm verildi. Düştükleri hatadan dolayı Allah bilgisi denizlerine daldılar. Bu da hayret mertebesidir. İptida bir şeyin başlangıç noktası. Bir şeyde işe başlama. İntina da sona erme. Bu dairenin içerisinde bu kutbun etrafında dönenlerin başlangıçları ve sonları olmadı. Başlangıçları ve sonları olmadığı için onlar normalde devamlı ne yaptılar? O dairenin içerisinde duraraktan mükemmel bir varlığa dönüştüler. İşte hani sözümün başında dediydim ya, Hazreti Pir bu ayet-i kerimeye tersten bakıyor diye. Ve diyor ki bunlar hatadan dolayı Allah bilgisine daldılar. Bunlar bir hata yaptılar.
Öylesine ağladılar, öylesine feryat ettiler. Cenab-ı Hak da onları ne yaptı? Kendi bilgi denizine attı. Kimdi bunlar? Bunlar nefislerine zulmedenler. Birinci taifedi. Biz oysa normal yoldan gittiğimizde biz bu birinci taife günahkar ve Allah'ın normalde lütfuyla, ikramıyla cennete girecekler olarak düşündüydük. Bu üç taifenin üçü de ehli cennettir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretin hadis-i şerifi gereğince. Ama bu üç taifenin birinci taifesini Hazreti Pir öbürkünlerden üste çıkarmıştır. Öbürkünlerden daha fazla faziletli görmüştür. Çünkü bunlar kendi nefislerini ortadan kaldıran kimselerdir. Bunlar yapmış oldukları hatalardan dolayı kendilerini zulmedenlerdir. Bunlar Adem'in yolunda gidenlerdir. Bunlar kendilerini hatasız, kusursuz görenler değildir. Ama bunların asıl hataları, asıl hataları. Kendilerince kendilerini var görme noktasında bulmalarıdır. Bu Hazreti Pir'in durduğu müthiş bir nokta. Bu kimseler Allah'ın bu noktada sıfatsal tecelliyatlarının üzerinde zatı tecelliyatın sarhoşluğuna bürünenlerdir. Zatı tecelliyatın sarhoşluğuna bürünmek o kimsenin kendisinde hiçbir varlık görmemesidir. Çünkü varlık gördüğü için kendisinde kendi kendisini zaten nefsine zulmetmiştir. Varlık gördüğü için. Ve o varlık gördüğü için kendisini her daim yakma ve yanma noktasına götürmüştür. Ve o kendisinde o varlığı gördüğü müddetçe kendisini en büyük günahkar görmüştür. Bu kimseler nefislerine o yüzden zulmedenler noktasında, yani her daim kendisini hayret noktasında tutan, her daim hayrette kalan kimseler olarak görmüştür. İşte Hazreti Pir burada bu ayet-i kerimeyi tersten bakar. Tersten bakaraktan der ki müteşabihtir. Yani sonuçta tersten de baksa kimse ona neden tersten bakıyorsun demez. Tersten bakaraktan nefislerine zulmedenleri daha önde tutmuş, daha makbul tutmuş. Yani onları her daim hayret makamında görmüştür. Allah bizi o hayret makamında duranlardan eylesin. Hatta Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bu yakınlığı bizde bahsederken o da der ki ey bilgi sahibi, bilgi insanı, bilgi insanı görüşe götürür. Bakın bilgi insanı görüşe götürür. Dünyadakiler yakın sahibi olsalardı cehennemi gözleriyle görürlerdi. Görüş şüphe yok ki yakinden doğar. Nitekim hayal de zandan doğmaktadır. Hazretleri bu sözü söylerken bunu da yine bir hadis-i şerife dayandırıyor. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki eğer yakin sahibi olsaydınız cehennemi ayakkabı bağınızı gördüğünüz gibi yakinen görürdünüz. Yakin sahibi olsaydınız cenneti de cehennemi de ayakkabı bağından daha yakın görürdünüz. Yakin sahibi olmak. Bilgi insanı yakin olmaya götürmeli. Yakin olan kimse görür. Yakin görmektir. Yakin görürse o zaman bilgisi tam anlamıyla o kimsenin üzerinde merkeze konmuş olur. Yoksa bilir. Siz az önce Doğu Türkistan'dan bahsettik. Biz Doğu Türkistan'ı biliyoruz.
Yakin değiliz. Doğu Türkistan'ı biliyoruz. Doğu Türkistan'da zulüm var, öğrendik. Bilgi sahibi olduk. Ama yakin olmak, o bilgi sahibi olduktan sonra görmek. Bu aynel yakin olmak. Gittik, aynel yakin, gözümüzle gördük. Bizi orada örneğin Çin askerleri, polisleri çevirdiler. Oraya katmak istemiyorlar. Yolda zorluklar çekiyorlar, çıkarıyorlar, zulmediyorlar. Alıyorlar, karakollara götürüyorlar. Orada günlerce sorguluyorlar. Senin haberleşmeni kesiyorlar. Hiç kimselerle haberleşemiyorsun. Seni bir ajan diye tutturuyorlar. Atıyorlar seni cezaevine. Evraklarını senin hiçbir zaman işleme tabi tutmuyorlar. Ailen seni arıyor. Nereye gittiydi? Çin'e gittiydi. Oraya arıyorlar, buraya arıyorlar. Bir 3 yıl, 5 yıl, 6 yıl, 10 yıl. Bakın o kimse aynel yakin olarak bunu yaşadı şimdi. Neden? Onu gördü. Bir de hakkel yakin var. Onu görmek ne? Biz dışarıdan gördük bunları. Aynel yakin oldu. Hakkel yakin ne? Bunu yaşamak. Bunu birebir yaşamak. Bu zulmü birebir kendi üzerine tecelliyatını hissetmek. Bu ne? Hakkel yakin noktası. İşte bilmek odur ki insanı yakinliğe götürür. Bilgi insanı yakinliğe götürür. Yakinlik seni görmeye götürür. Görürsün. Ne dedi Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri? Ben görmedim Rabbe namaz kılmam dedi. Demek ki bilgi odur ki o kimseyi ne yapacak? Yakinliğe götürecek. Yakinlik nedir? Görmektir. Yakinlik nedir? Görmektir. İşte ondan sonra ne diyor? Hazreti Pir devam ediyor. El-Hakümü suresinde bu anlatılmıştır. İlmel yakin olur. Bak da gör. Hani ne bu sure? Hatırlayalım. Siz ne diyor? Surede yakında göreceksiniz. İkincisinde diyor, evet yakinen göreceksiniz. Yakında göreceksiniz. Bileceksiniz demiyor. Tabii müfessirler bunu normalde nitelendirirken aynel yakin, birinci yakın görme. Bu ne? Bunu işte kabir azabı olarak nitelendiriyorlar veya kabir hayatı olarak. İkinci aynel yakini, hakkel yakini, onu da diyorlar siz o mahşeri veyahut da bu manada işte hesabı, kitabı yakinen göreceksiniz. Tabi bunlar da müteşabih. Ehli sufi bunu böyle düşünmüyor. Göreceksiniz. Bilgi, ilmel, yakin olmak sizi aynel yakine götürmediği müddetçe siz, çok özür dilerim ama Kur'an'ın tabiriyle bunu hani Yahudiler için söyler. Kitap yüklü eşekler der. Yahudilerle alakalı. O zaman bir kimsenin bilmesi, ilmel yakin olması onu aynel yakin olmasına götürmeli. Aynel yakinlik de onu hakkel yakinliğe götürmeli ki işte bu hakkel yakinlik hayrettir her daim. Hazreti Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri o yüzden diyor bu da hayret mertebesidir. O kimse Allah'ın bilgi denizlerine dalar. Onlar. Bilgi denizlerine dalmak onu aynel yakinliğe, oradan da hakkel yakinliğe götürür ki bu da diyor ki hayret mertebesidir. Tabii o yine Arabi'ye dönelim. Allah bilgisi denizine dalan hayret ehli su içinde ateşe girdiler. Allah bilgisi denizine dalan hayret ehli su içinde ateşe girdiler. Muhammediler hakkında ayette denizler tutuştuğu vakit buyurulmuştur. Nasıl ki fırını yaktığın vakit fırın tutuştu dersin, bu durum içinde onlar kendilerini Allah'tan başka yardımcı bulamadılar. Şu hale göre de Allah onların yardımcısı oldu. Onlar ebediyen Allah'ta helak ve fenaya erdiler. Bu normalde Muhammediler hani Allah'ı bilme denizine atınca
Diyorlar ki suya girdiler. Yani bir deniz su. O sular da tutuşturulduğu vakit ayet-i kerimede var ya, o yüzden normalde hani Tekvir suresi ayet-i kerime 6, denizler kaynatıldığı zaman Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri bu ayet-i kerimeyi yine tersinden yorumluyor. Denizler kaynatıldığı zaman, normalde tabi bu kaynatıldığı zaman derken yine Abdullah bin Abbas da bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken, yorumlarken Allah güneşi, ayı ve yıldızları dürüp denize gömecek. Sonra bir batı rüzgarı estirecek. O rüzgar denizi üfleyerek onu ateşe çevirecektir diye bu ayet-i kerimeyi tefsir etmesi var. Tabi Hazreti Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri Müslümanları, bu hayret noktasında olan kimseleri suya girmiş, denizin Allah'ı bilme noktasına girmiş de Allah'ı bilme deryasına girmiş ve orada ilahi aşkla yanmış, tutuşmuş kimseler olarak nitelendiriyor. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin tersten baktığını Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri düzden bakaraktan bize anlatıyor. Bir kıssayla konuyu kapatacağız inşallah. Sizi daha fazla yormak istemiyorum. Şimdi Hazreti Pir, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bize bir kıssa anlatır. Bu ateş ve su bunun içindedir. Bir derviş bir dervişe Allah'ı nasıl gördün? Söyle dedi. Derviş dedi ki neliksiz, niteliksiz gördüm. Fakat söze getirebilmek için onu kısa bir örnekle anlatayım dedi. Gördüm ki sol yanında bir ateş, sağ yanında da bir Kevser ırmağı vardı. Solunda cihanı yıkıp yandı. O ateşe el atmış, bir kısım halk da o Kevser'e ulaşacağından neşeli ve sarhoş. Fakat bu her kötü kişiyle her bahtı yaver olanı şaşırtacak pek aykırı ve acayip bir oyundu. Kim o ateşe kıvılcımı atılıyorsa öbür yandaki sudan baş çıkarıyordu. Kim suya atılıyorsa derhal kendisini ateşin içinde buluyordu. Kim sağ yana gidiyor o güzelim suya dalıyorsa sol taraftaki ateş içinden baş göstermedeydi. Sol yandaki ateşe dalansa sağ yandan çıkmadaydı. Bunun sırrını pek az kişi anlıyor. Hasılı o ateşe pek az kişi atılıyordu. Ancak başına devlet saçıcısı saçılan suyu bırakıp ateşe kaçıyordu. Halk eldeki hazır zevki mabut edinmiştir. Hulasa halk bu oyunu kaybetmiş. Bu oyunda zarara girmiştir. Bölük bölük, saf saf, hırslarına uyanlar, ateşten çekinmede, suya kaçmada, fakat suya dalan, ateşten baş göstermede. Ey hakikatten haberi olmayan, ibret al, ibret. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin Allah bilgisinde hayrete dalanlar, suya daldılar ve ateş içerisinde kaldılar derken Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri aynı meseleye tersinden bakaraktan diyor ki ateşe dalanlar suyun içerisinden baş gösterdiler. Hani bu hadis-i şerif içinde çok hadis-i şerifle de anlatmaya kalkarsak çok âlâ bir şey. Ahir zamanda iman ateşten bir kor olacak. Elinde tutanın eli yanacak, atan dinden imandan olacak. Şimdi iman ateş gibi. Hani yine Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bize bir Yahudi padişahtan bahsederdi. Sohbetleri birbirlerini tamamlayanlar bunu daha iyi anlayacaklar. O Yahudi padişah ne yapmıştı? Hendekler kazdırıp iman edenleri ateşe attırıyordu.
Ve kız çocuğunun birisi ateşe atılınca annesine seslendi. Dedi ki ey anneciğim ateşe at kendini, korkma. O dedi puta secde etme, ateşe at. Annesi de kendisini ateşe atınca iman edenler teker teker ne yapıyordu? Kendilerini ateşe atıyorlardı. Ve ateş İbrahim'i nasıl cennet bahçesi gibi karşıladıysa o iman edenleri de cennet bahçesi gibi karşılamıştı. Ve Yahudi ne yapmıştı? Askerlerine emretmişti, insanların ateşe girmelerini yasaklıyordu. İşte Kur'an ve sünnet, iman ve İslam, Allah'ı sevme, Allah'a aşık olma. Dışarıdan ateş gibi görünür. Dışarıdan ateş gibi görünür ama o ateşe dalanlar, kendini o ateşe adanlar Kevser ırmağından baş gösterirler. Bu dünyanın zevki sefasına dalanlar, kendi heva ve heveslerini, kendi putçuklarının peşinden koşanlar da kendilerince ateşten kaçıp suya daldıklarını düşünürler. Ama onlar da ne yaparlar? Ateşin içinde, yani cehennemden baş gösterirler. Diyelim burada. Bu yüksek mertebelerden indirirdiden devam edelim. Hakkınızı helal edin. Arabi'yi okumak bence hep zevklidir. Ama aynı zamanda da Arabi zor bir kimsedir, öyle söyleyeyim. Tabii bu zor kimsenin füsusu en zorudur. Cahil cesaretli olur disturunca biz de bu en zora burada talip olduk. Rabbim inşallah bizi bu zorlukları kolaylığa çevirttirdiklerinden eylesin. Tabii bunda bizim Yunus hocamla Arabi sohbetlerimiz sebep olduydu. Halit Hoca ile beraber böyle bir proje oluştu. Bu proje de devam ediyor. Allah inşallah devam ettirsin. Belki de bir üniversite çatısının altında, herhalde Türkiye'de böyle bir üniversite çatısında füsusun konuşuldu. Yegane tek üniversitedir diyebiliriz herhalde. Başka yok bildiğim kadarıyla. Değil mi? Var mı başka? Yok. Bu normalde Türkiye'de ilk diyebiliriz. Cesaret edilecek bir şey değil. Allah bize yardım etsin inşallah. Allah sizlere de yardım etsin. Sorularınızı açıyoruz inşallah. Efendim, yıllar önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasını okumuştum. Hangi kitaptan okuduğumu hatırlamıyorum ama zihnimi açık eyle, kavrayışımı kolaylaştır, hayretimi çoğalt diye. Bu hayretimi çoğalt duasının başlangıcı olarak zihnimi açık eyle vardı. Zihinden ne anlamalıyız? Bir de gönülle, kalple bağlantısı var mıdır? Zihnin? Zihnimi açık eyle kısmı. Evet. Normalde bir kimsenin zihninin açık olması, bir gördüğünü algılayabilmesi, gördüğüne bir anlam vermesi, iki duyduğunu anlam vermesi. İki, o kimseler, hani ayet-i kerimede o insanlar düşündü mü ki, o insanı düşünmeye sevk etmesi, zihnini açık eylemesi. Eğer normalde bir kimsenin zihni açık değil ise, o kimse gördüğünü anlamlaştırma, ona mana verme, onun arkasını, onun daha da arkasını, onun daha dasını araması mümkün değildir. Mesela zihni açık olan kimse şüphe eder. Şüphe onu, çok özür dilerim, şüphe onu doğruya götürür. Zihni kapalı kimse şüphe etmez. Şüphe etmeyince de hiçbir zaman derinleşemez, hiçbir zaman yükselemez. Zihni açık olan kimse gördüklerinden, yaşadıklarından bir ders çıkarır. Tefekkürü yüksektir. Zihni açık olan kimse. O yüzden bir kimse
gördüğüne mana ve anlam vermesi için zihninin açık olması lazım. Bir kimsenin zihni açıksa gördüğü rumuzları çözebilme yeteneğine sahip olur. Zihni açık olmazsa gördüğü rumuzları çözemez ki. Mesela sufilerin üzerinde böyle bir iftira vardır ya, yani sufiler akla karşıdır. Dinle mücadele eden, fıtratla mücadele eden akla karşıdır. Yoksa tefekkür eden, anlayan, idrak eden akıldır. Siz bir rüya görseniz, rüya direkt akla hitap eder. O rüyayı akıl hıfz eder. Akıl ona mana verir. Veyahut da siz hayret noktasında sıfatsal tecelliyatlara mazhar olsanız, bunları, bu ilmi aktarabilmeniz için akla ihtiyacınız var. Bu ilim o kimseye niçin verilir? İnsanları aydınlatsın diye verilir. Peygamberlere vahiy gelir. Peygambere vahiy gelirken, peygamber o vahyi gönülden, kalpten alırken akıl olarak da idrak eder. Ve akıl olarak da onu ne yapar? Hıfz eder. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri vahiy geldiğinde ayet-i kerimeyle sabit ya, tekrar ediyordu hıfz etmek için. Sonra Cenab-ı Hak uyardı. Dedi ki onu hatırlatacak olan biziz. Onu sana biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz. Onu sana hatırlatacak olan da biziz. Dudaklarını kırpıştırma, oynatma dedi. Şimdi o vahyi algılayacak olan, o vahyi idrak edecek olan yine akıldır. Buradaki sufilerin itiraz ettikleri akıl, dinle dövüşen, dine teslim olmayan akıldır. O yüzden zihnin açık olması gerekir. Zihnin berrak olması gerekir ki gelen tecelliyatı anlasın ve ona rağm olsun. Kısaca. Hocam hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Hakkınızı helal edin. Hocam şimdi konuşmanın başında dediniz ki kul Allah'ı görünce hayret eder demiştiniz. Şimdi hayret etmek, Allah ne yerde ne gökte, mümin olanın kalbinde olduğuna göre Allah Allah'ı görürse niye hayret etsin ki? O zaman hayret edenler imanı zayıf olan kişilerdir. Öyle de olabilir, sıkıntı değil. Yani imanı zayıf olan kimse de gördüğünde hayret eder. O da olabilir, sıkıntı yok. Ama neden yani Cenab-ı Hak Cenab-ı Hakk'ın ister sıfatsal tecelliyatı olsun, ister zatı tecelliyatı olsun, hiçbir zaman aynı şekilde tecelli etmez. Öyle olunca her tecelli ayrı bir hayreti gerektirir. Ama o Allah'ı bilmeyenler için, Allah'ı bilenler için hiç gerekmez. Hayır, niye hayret etsin? Ne yerdeyim ne gökteyim diyor, müminin kalbindeyim diyor. Ben kalbimde olan, ben sizi gördüğüm zaman niye hayret edeceğim ki? Kalbimdesiniz, ben sizim, siz bensiniz. Bunda hayret edilecek bir şey yok ki. Sence Allah'ın bütün tecelliyatını ben görüyorum, ben biliyorum. Allah bana bildirmiştir. Şey yapıyorum, ben kendi icraatımdan kendim nasıl şüphe duyarım? Sıkıntı yok. Ancak imanı zayıf olanlar hayret edebilir. Vay be Adela, Allah ne büyükmüş, neler yapmış der, hayret edebilir. Ama Allah'a iman edenler, gönlünde yaşatanlar, yolunda gidenler diyelim. Allah günahımızı affeylesin. Teşekkürler. Amin. Sağ olun. Buraya bir mesele bitince ben buraya bir şey yapmak istiyorum, dokunmak istiyorum. Nasılsa ikinci rüyayı göremez.
Allah bilgisi her daim tazelenen bir bilgidir. Her daim yeniden, yeniden, daha da, daha dası olan bir bilgidir. Allah'ı tanıma da aynıdır. Allah'ı tanımanın sonu yoktur. Sonsuz olan bir zatı tanımanın sonu olamaz. Başlangıcı ve sonu olmayanın tanımlamada da başlangıcı ve sonu olmaz. Eğer bir kimse kendince buraya kadar dediyse o onun kabız halidir. Orada kalmıştır o kimse. Tabiri caizse saplanıp kalmıştır. Saplanıp kaldığı için onun Allah algısı ve bilgisi kendince doğrudur. Ben o yüzden sessiz kaldım. Onun kendince doğrudur. Mesela siz bir Allah'ı surete büründürseniz, surete büründürseniz ve burada bir suret çizseniz, haşa Allah bu deseniz, kendinizce ona iman etseniz, aslında siz sufi manada şirk ve küfre saplandınız. Sebep? Çünkü onu tenzih etmeniz gerekiyor. Tenzih ancak yenideni getirir. O yüzden hani derim ya, hep böyle sufi başlangıçta teşbih, tenzih, teşbih, tenzih, saat sarkacına benzetmiştim. Demiştim ki birisi teşbihtir, birisi tenzihtir. Saat şarkıcı gibi. Teşbihte kalırsanız yine kabız hali olursunuz. Tenzihte kalırsanız yine kabız hali olursunuz. Ne zamana kadar? Az önce dedim, hayret noktasına gelinceye kadar. Yani emmare levvame mülhüme mutmainne radiye mardiye geçip safiye noktasına gelinceye kadar teşbih ve tenzih çalışması gerekir. Şimdi ancak safiye makamındaki bir kimse için her tecelliyat odur. Diğerleri için yalandır bu. Bakın, diğerleri için yalandır. Sebep? Sen çünkü o ayet-i kerimenin sırrına, o ayet-i kerimenin tecelliyatına mazhar değilsin. O ayet-i kerime ne? Ne tarafa dönerseniz dönün, Allah'ın veçi o yöndedir. Bu idrake kavuşuncaya kadar, bu idraki buluncaya kadar, zihnimi açık eyle meselesi bununla da bağlantı. Bu idrake ulaşıncaya kadar o kimse tenzih ve teşbihi çalıştırmakla mükelleftir. Hani o Ali Ağaoğlu'nun reklamından örnek veriyordum ya, bir sürü proje getiriyorlar. Bu değil diyor, bu değil diye atıyor, bu da değil diyor, bu da değil diyor. Sufi her tecelliyata kalbinin bir tarafı bu dediğinde öbür tarafı bu değil diyecek. Ve ancak 70 bin perdeyi o zaman geçecek. Madem ki bizim kalbimizde 70 bin perde var, madem ki bizim kalbimizin 70 bin perdesinde milyonlarca tecelliyat var, o zaman hiçbir perdede kalmaksızın hep bu değildirle yürümemiz gerekir ki o zaman biz safiye noktasına varalım. O zaman bizim kalbimizdeki perdeler yansın ve ortadan kalksın. Eğer ki biz bir perdede kalır da biz bu dersek, o zaman sadece ona benzetmiş oluruz ki burada Nuh aleyhisselam'ın putları vardı ve diyorlardı ki bizim Rabbimiz bunlardır. Biz bunlara ibadet ederiz. Nuh da ne yapıyordu onlara? Kah gece mana ile alakalı onlara irşad etmeye çalışıyordu. Kah gündüz, yani zahirle onları ne yapıyordu? İrşad etmeye çalışıyordu. Nuh'un kavminin o yüzden kafası karışmıştı. Biz Allah'ı mana noktasında mı, batın noktasında mı tanıyacağız? Bugün bize batın noktasını tanıttı. Baktı gördüğü iş olmuyor. Herkes onu reddediyor.
Çünkü önce nereden başladı? Onların ibadet ettiği, Tanrı olarak gördüğü ilahları reddetmekten başladı. Dedi ki bunlar ilah değil, bunları bırakın. Bu sefer ne yaptı kavmi? Onu dinlemedi. Ardından ne yaptı? Dedi ki size geriye döndü tekrar ona. Geriye dönünce kavminin kafası karıştı. İşte teşbih ve tenzih. Eğer bir kimse bir noktada kalırsa kafası karışır, saplanır kalır orada. Ve der ki mesela Allah'ı tanımlama noktasında bir sıfatsal tecelliyata mazhar oldu. Allah bu dedi. Allah bu dediği anda hataya düştü. Bu değildir demesi lazım. Ne zamana kadar? Safiye'ye gelinceye kadar. Safiye'ye geldiğinde yakinliğin de yakinli oldu. Yakinliğin de yakinli oldu. O zaman cennet de elinin içindeymiş gibi, cehennem de elinin içindeymiş gibi, mahşer de elinin içindeymiş gibi. Görüyor artık her şeyi. Görüyorsa o zaman onun için yakinlik tecelli etti. Biz şimdi kabir var mı? Var. Bunu normal değil, bilgi olarak biliyoruz değil mi? Ama o kabri biz normalde gördüğümüz anda ne yapacağız? O zaman yakinlik olacağız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri mezarlıkta giderken durdu. Birer tane hurma dalı dikti mezarların üzerine. Her sahabe durdu. Dedi ki ey ashabım size bu üç kişiden haber vereyim mi? Ver ya Resulallah. Bu dedi ayakta bevletmekten dolayı kabir azabı çekiyor. Bakın kabir azabını gördü. Bize bunu anlatmıyorlar. Kabir azabını gördü. Eğer sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ayak izlerini takip ediyorsan sen de göreceksin. Görmüyorsan kendinde eksiklik var. O zaman sen onun ayak izlerini takip etmiyorsun. Ne dedi? Buradaki dedi zikrullah'taki buradaki sohbetteki halinizi siz korumuş olsaydınız dışarıda. Meleklerin size selam verdiklerini görürdünüz dedi. Bilirdiniz demedi. Görürdünüz dedi. Görürdünüz. Yakinlik görmeyi gerektirir. Bilgi yakin olmayı, yakin olmakta görmeyi gerektirir. Eğer bilgi yakinliği getirmiyorsa çok özür dilerim ama o Yahudi alimlere söylenen söz olmuş olur. Ne? Kitap yüklü eşekler. Allah bizi muhafaza eylesin. Evet. Yok, cevap yok. Seninkini doğru kabul ettim. Ayı bak. Esir almayalım ortalığı. Hocam müminin kalbi sonsuzdur. Onun için Allah oraya girer. Sınır yoktur. Eyvallah. Sınır olsa katılıyorum. Sınırsız ama. Eyvallah. Teşekkürler. Şimdi az önce Ahmet hocamız vardı. Uzay bilimcisi hocamız vardı. O olsaydı herhalde biraz daha yerinde olurdu ama şimdi biz böyle bir miktar uzay bilgimizle şöyle bir şey paylaşmak istiyorum ben. Bilindiği üzere Güneş bir yıldız olarak kabul edilir ve bu yıldızın etrafında da gezegenler vardır. Ve Güneş sisteminin etrafında bildiğimiz kadarıyla, belki daha fazladır ama bildiğimiz kadarıyla, yani bugünkü bilim ve teknolojinin ışığında tespit ettiğimiz kadarıyla 9 tane gezegen vardır. Dünya'da bunlardan birisidir. Mars, Jüpiter, Uranüs, Neptün, Plüton diye sayarız. Dünya'da bunların birisidir. Ve bu Güneş sistemi ve Güneş dediğimiz bu bir yıldız ve etrafındaki 9 tane gezegen Samanyolu galaksisinin bir parçası oluşturur. Ve yine bugünkü bilim ve teknolojiyle tespit ettiğimiz kadarıyla Samanyolu galaksisi içerisinde
100 milyar güneş sistemi var. Yıldızdan bahsediliyor. Yani her biri yaklaşık olarak aşağı yukarı güneş büyüklüğünde olan 100 milyar bir yıldızdan bahsediliyor. Belki daha fazla. Bizim tespit edebildiklerimiz. Bilim insanları tespit ediyor. Ve bu 100 milyar gezegenin etrafında yine bilmiyoruz. Tahminle hareket ediyoruz. Her birinin etrafında 9-10 tane gezegen olmuş olsa 1 trilyon gezegen yapıyor. Ve bu gezegenlerden bir tanesi içerisinde. Yani 9 yıldız sistemi içerisinde. 9 gezegenden oluşan bir yıldız sistemi içerisinde dünyanın büyüklüğünü düşünüyor. Dünyanın büyüklüğü içerisinde yaklaşık şu an 7.6 milyar insan yaşadığını düşünürsek ve bizim hani bugün karıncayı görüyoruz ama karıncadan daha küçük bir yapımızın olduğunu tespit ediyoruz. Nokta bile değiliz. Nokta bile değil. Çünkü nokta güneş sistemi içerisinde gezegenleriyle birlikte galaksinin içerisindeki bu koskoca bizim hani gördüğümüz uzay dediğimiz aslında bu uzaydan bir 100 milyar tane daha varmış. Çok enteresan. Bilmiyoruz ki. Meğer biz dünyada yani kainat dediğimiz şey aslında ne kadar küçükmüş. Çünkü o kainatın içerisinde 100 milyar tane daha var. Nasıl bir şey? Şimdi işte bunu gördüğüm zaman ben hayret diyorum. Yani ben hayreti ilk bunu öğrendiğimde Allah'ım çok büyüksün dedim. Biz ne kadar küçükmüşüz. O nedenle diyorum hocam hayreti herhalde bu şekilde de tarif edebilirim. Eyvallah. Bunu böyle hissettim. Gördüm de tabii ki yani Allah çok büyük olduğunu biz de biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Elhamdülillah Müslüman diye herkes biliyor. Ama bunu okuduğumuzda gördüğümüzde nokta bile değiliz. Ama Yüce Mevla ne kadar büyük ki o nokta bile olmayan ki nokta olan zaten güneşin kendisi. Ve siz etraftaki kainat. Biz onun içerisinde noktanın parçası bile değilken Yüce Allah, Yüce Yaratan Mevla'nın bu insan vücudunu o zerreden daha zerre, zerrenin toz taneciklerinden daha küçük parçaları halinde olan bizlere şu an ben karşınızda konuşuyorum, konuşma yeteneği vermiş. İşte o noktada ben diyorum ki hayret. Teşekkür ederim. Hayrete tabii bu noktada pozitif akıl noktasından baktığımızda hayrete, pozitif akıl noktasında baktığımızda normalde o ilim sahipleri düşünmediler mi? O ilim sahipleri hani hayret etmediler mi? Allah'ın bu yarattıklarına baktıklarında diye normalde o defalarca Kur'an-ı Kerim'de bunları beyan eder. Normalde zaten Allah'ı tanıma ve bilmede bir pozitif varlığın üzerindeki buluşlarıyla alakalı Allah'ı tanıma ve bilmeleri. Bir de sufilerin metafizik noktadan bu meseleye bakış açısı ve yaklaşımları. Normalde aslında gönül arzu ederdi ki her ikisi cem olsun, birbirinin içerisine karışsın. Muhakkak ki o pozitif akıl, ilim sahipleri kendi yolunda gidecekler zaten. Bunda bir sıkıntı yok. Ama normalde gönül arzu eder ki bunu böyle cem olup daha da bu meselenin felsefesi otursun. Ve işin felsefi boyutu oluşsun. Mesela bu pozitif aklın önüne sufi felsefesinin sufi felsefesi bunun önüne geçsin ve bunun önünü açsın. Aslında gönül bunu arzu eder. Ama inşallah onlar da olacak. Hayret hayreti getirecek. O hayreti getirecek inşallah. Efendim az önce söylediğiniz şeyler aslında benim soruma biraz cevap olmuştu ama yine bazı noktalarda Hazreti Mevlana'nın söylediği hayal, yani şimdi toparlamaya çalışacağım. Aslında siz öncelikli olarak hayalin çok önemli olduğunu bize aktardınız. Daha sonra da bir de hayale takılı kalmama noktası oldu. Bir de onların hayale secde etmeleri, yani hayalden geçip zata gitmeleri gerektiğini söylediniz. O zaman burada hayal algısı
da şu an bir değişiklik oldu yani. Hayal bir dünyevi meselelerle alakalı lazım olan bir şey. İlahiyat fakültesinde okuyorsun. İlahiyat fakültesinde okurken bu noktada bir hayal kurman gerekiyor kendine. Ben ilahiyat fakültesi okuyan bir öğrenci olarak benim gidecek olduğum hedef ne? O hedefi kendince istikamet tutup, hayal tutup ona doğru koşman lazım. Bu dünya ile alakalı. Allah'ı tanıma ve bilme ile alakalı da senin normalde kendince bir hedefin olmalı. Bir hayalin olmalı. Ama o hayali sen az önceki anlattığım gibi bir şekil üzerinde, bir böyle normalde herhangi bir şeyin üzerinde odaklarsan o zaman bu saplantı olur, küfür olur. Ama bu hayal başlangıcı ve sonu olmayan bir zatın sıfatsal veya zatî tecelliyatlarının sonsuz olacağını, bu sonsuz sıfatların ve tecelliyatların içerisinde hayretini arttırmak olaraksa bu hayale söyleyecek bir laf yok. Yani yine Allah-u Teala'nın bilinmezliği gibi, yani zatı gibi bir şey çıkmış oluyor ortaya. Allah'ın bilinmezliği yok. Allah'ın bilinirliğinin sonu yok. Allah bilinmez demek farklı bir şeydir. Bilinirliğinin sonu yok demek farklı bir şeydir. Onun bilinirliği sonsuzdur. Allah bilinmez değildir. Allah çünkü zahir ismi şifasıyla, ilmiyle, bütün sıfatsal boyutlarıyla tecelli etmiş. Allah bilinmez değildir. Burada Allah'ın bilinirliğinin sonu yoktur. Bilinirliğin sonu yok ile bilinmezlik aynı mana değildir. Bize Allah bilinmez olarak anlattılar hep. Allah bilinmez değildir. Allah bilinirlidir, bilinmekliği istediği için insanları yaratmıştır. Bilinmekliği isteyen bir zat neden bilinmez olsun? Allah'ın bilinirliğinin sonu yoktur. İkisinin arası farklıdır. Biz bilinen bir Allah'a ibadet ediyoruz. Biz bilinen bir Allah'a iman ettik. Ama bizim bilgimiz tam manasıyla Allah'ın bilgisini kuşatır mı? Hayır. Allah'ı kuşatır mı? Hayır. Bizim durduğu anda biz kabız hali olduk. Durduğu anda biz saplandık. Durduğu anda biz kaldık orada. Burası sıkıntılı. Normalde bilinmez bir Allah'a ibadet etmiyoruz ki. Bilinmez bir Allah'a iman etmedik. Ben insanları ve cinleri beni bilsinler, beni tanısınlar diye yarattım. İnsanlar onu bilmekten ve tanımaktan uzaklar. Bilmekten ve tanımaktan uzak oldukları için bilinmez bir Allah figürü önümüze koyuyorlar. Hayır canım kardeşim. Allah bilinmez değil. Allah apaçık meydanda bilinir her şeyiyle. Cenab-ı Hak kendi zatının ne olduğunu bilmiyoruz. Bilinmez olan, anlaşılmaz olan zatıdır. Biz zatını tefekkür edemeyiz. Yoksa Allah sıfatlarıyla her an tecelli etmekte ve bilinir bir Allah bu noktada. Biz zatını düşünmek bize yasaklanmış. Zatı neye benzer? Bunu düşünmek bize yasaklanmış. Yoksa Allah sıfatsal tecelliyetler noktasında bilinen Allah'tır. Yani bilinen derken özür dilerim. Yani işte bir kitap bu Allah'ı bilme bu kadardır. Sınır koyamayız bunu. O yüzden Kur'an'daki müteşabihler önemlidir. Neden önemlidir? Bundan 1000 yıl önceki müteşabihi anlama ile bundan 1000 yıl sonraki müteşabihi anlama aynı noktada olmamalı. Neden İslam dünyası aynı noktada durmakta? Aynı noktada durmasının sebebi yeni tefsirler üretmemekte, yeni Allah bilgisi üretmemekte, yeniden dini algılama, dini anlama, dini yaşama üretmekte zayıf kaldığından dolayı. Bu demek değildir ki biz fıkıhı bırakalım, kelamı bırakalım. Hayır. Ama normalde biz müteşabihlerin üzerinde Allah'ı bilme, dünyayı tanıma, dünyayı analiz etme, toplumları analiz etme, Allah'ın bu noktada insanları getirdi. Çünkü bu insanlığı Allah idare ediyor sonuçta.
Bu insanlık buraya normalde çok özür dilerim elini kolunu sallaya sallaya gelmedi. İnsanlığı tanımlama, geldiğimiz zamanı tanımlama ve Allah'ın müteşabihleriyle beraber cem ettiğimizde o zaman yeni bir algı oluşması lazım. Yeni bir anlayış oluşması lazım. Eksikliğimiz bu. Yoksa normalde herkes gibi olur çıkarız. Müslümanlar herkes gibi olmamalılar. Yani hala da biz neden bir DAEŞ İslam mıdır değil midir tartışması yaşıyoruz bütün dünyada? Neden bir şey üretemiyoruz? Bu bizim suçumuz. Bu bizim hatamız. Biz kendi... Çok özür dilerim yani normalde bana söyler misiniz? Dünyada İslam toplumunu böyle bir ırgalayacak, böyle kendine getirecek son 100 yılda bir tane tefsir gösterebilir misiniz bana? İlahiyat okuyorsunuz. Yani en son 19. yüzyılda. Kaçıncı yüzyılın? 19 olması lazım. 19. yüzyılın. 19. Yani bundan 150 yıl önce yazılmış olan tefsir benim önümü nasıl açsın? Bakın hocam bir şey anlatıyor bize. Diyor ki teknoloji bunu buldu. Güneş sistemi gibi 100 milyar güneş sistemi var. Bir yanlış anlamadım değil mi hocam? 100 milyar mı demiştiniz güneş sistemi? 100 milyar. 100 milyar bir güneş sistemi var diyor. 100 milyar bir güneş sistemi. Teknoloji gelmiş oturmuş bize 100 milyarlık bir güneş sisteminden bahsediyor. Biz şimdi bundan 100 yıl önceki tefsirle bunu nasıl anlarız biz? Bu Amerika'nın suçu değil ya, bu Müslümanların kendince kendilerini geliştirmemesi, yetiştirmemesi. Biz oturuyoruz, Amerika suçlu, Rusya suçlu, İngiltere suçlu diyoruz. Biz ne yaptık? Yani bunu böyle örnekliyorum halimizi anlatmak için. Eskişehir İlahiyat Fakültesi dekanı orada. İlahiyat Fakültesi'nin öğretim görevlileri orada. Rektör hoca orada. Herkes orada. Vali Bey de orada. Basit bir şey söyledim. Dedim ki Eskişehir'in dışından gelen kız öğrenciler ellerini kaldırsın. Hepsi de elini kaldırdı. Eskişehir öğrenci yeri. Eskişehir'den gelen elini kaldırsın dedim. Koca salonda iki kişi kaldırdı. Eskişehirli. Peki dedim. Eskişehir'den dışarıdan gelenler beni annem ve pardon beni babam, amcam, dayım, abim hani mahremim getirdi diyen dedim kızlar elini kaldırsın iki kişi kaldırdı. İki tane dedim kaldırın kaldırın iki kişi. Geri kalan hepsi de haram işlediniz dedim Hanefi fıkhına göre. Herkes kaldı. Hadi çıkın işin içinden dedim. Gelin el birlik edin, sünnet-i seniyeden örnek verin. Dedim ki bir kadın, kabile reisinin kızıydı. Sahabeler esir aldılar, Medine'ye getirdiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri onların yaptığına çok kızdı. Götürün dedi, onu kabilesine teslim edin. 10 tane asker verdi yanlarına. Kız yanında mahremi kimse yok. Götürdüler, teslim ettiler. Bakın yol güvenliğini sağladı onun. Onun senin yanında mahremin yok demedi. Yol güvenliği sağlanınca demek ki bir kadın seyahat edebilir. Gelin bunu iştahat edin dedim Hanefi'ye göre veyahut da Maliki'ye göre. Neye göre iştahat edeceksiniz? Diyanet buna iştahat etsin dedim. İlahiyat fakülleri toplansın iştahat etsinler. Ama biz normalde bunu İmam-ı Azam 200 yıllarda iştahat ettiyse biz 1200 yıldır aynı iştahatla duruyoruz. 1200 yıldır. Problemimiz bu. Evet. Sıkıntımız bu. Tekirdağ'dan geldi. Kaç kilometre burası?
170 kilometre. 1, 2, 3, 4, 5 kişi Tekirdağ'dan geldi. 170 kilometre. Hepsi de haram işledi. Hanefi'ye göre. O yüzden normalde şimdi insanlar bilgiye ulaşabiliyorlar şu anda. Teknoloji öyle bir noktaya geldi. İnsanlar bilgiye ulaşabilirlerken ve bilgide hızla devinim devam ederken, yani bir insanlıktan önce koşuyor şu anda bilgi. Teknoloji yani hepimizden önde koşuyor. Bakın hepimizden önde koşuyor teknoloji. Ama biz koşamıyoruz. Sıkıntımız bu. Evet. Efendim bir sorum daha olacak. Züleyha Kur'an-ı Kerim'de bize bir aşık örneğiydi. Ve güzelliği, sevdiğinin güzelliğini anlatmak için onları kadınların önüne çıkardı. Aslında bu yaptığı çok ilginç bir şey. Yani bunu neye dayanarak ya da hani böyle olacağını nereden bildi de bunu yaptı? Çünkü o öylesine seviyordu, öylesine aşıktı ki ve aynı zamanda sevdiği, aşık olduğu kimse çok güzeldi. O güzelliği görmeyen kimse onun aşkını kınıyordu. O iman edenler ki kınanmaktan korkmazlar. Çünkü neden? Öylesine iman etmiştir ki iman etti Allah'ın güzelliğini ve muhteşemliğini sıfatsal olarak kudret ve kuvvetini görür. Ki bu kadar aşık olunacak bir şey değil deyip kınar onu. Aynı şey saray çevresindeki kadınlar da Züleyha'yı kınıyorlardı. Diyorlardı ki sen basit bir adama mı aşık oldun? Yani bu dillere düşecek, kendini bu kadar heder edecek, ayağa düşürecek, dedikodunu çıkaracak kadar bir şey değil. Sen ne ama buna aşık oldun diye onu kınamışlardı. Ama Züleyha Yusuf'un güzelliğini bildiğinden biliyordu ki Yusuf'u gören her kadının eli ayağı dolaşacaktı. Hayrette kalıp neredeyse kendi kendini harekete edecekti. O yüzden hepsinin eline küçük birer tane meyve bıçağı verdi. Eğer onlara daha büyük bir bıçak vermiş olsaydı kadınlar kendi kendilerini kesebilirlerdi. Parmaklarını değil komple kendilerini keserlerdi. O güzelliği görünce. Her kadın onu bilir ki. Kadınlık duygusu. Evet. Efendim Öznur Yalçınkaya İstanbul'dan soruyor. Sohbette hiç var olmamış, hiç var olmamışsa aşık olmuş beytini okudunuz. Ben de bunun üzerine hayalimde birini oluşturup karşısında da aşık olduğu birini kurdum. Peki ben ona fark etmediğim müddetçe hayalimdeki aşık kişi karşısındaki bırakıp asıl hayali kuranı merak edip peşine düşer mi? Bir an bunu yapabileceğini hayal ettim ve bunu beni heyecanlandırdı. Allah için de durum böyle midir? Ona aşık olmamız her halükarda kendi hayali midir? Bir kimse normalde Allah'ın herhangi bir sıfatsal veya zatsal tecelliyatına mazhar olmadıysa, böyle bir şeyi hayret noktasında görmediyse kendi hayaline aşık olur. İkinci soru. Burada Gülzar Peker, İstanbul, Bursa. Epeviz bezinin tasavvufla yakınla alakalı olduğu söyleniyor. Başını algılayamadım. Epeviz bezinin tasavvufla yakın alakalı olduğu söyleniyor. İki kaş arasındaki nefs olarak. Ve bu yönde astral seyahat yapabileceği söyleniyor. Soru, bunun doğruluğu nedir? Eğer doğruluğu var ise hayret makamına açılmakta etkileri nelerdir? Her insanın bu epiviz bezini tasavvufi manada çalıştırması, etkin hale getirmesi şart mı? Ben epiviz bezini bilmiyorum. Ben oraya bakabilir miyim? Neymiş? Epiviz
bezinin tasavvufla yakın alakalı olduğu söyleniyor. İki kaş arasındaki nefis olarak, nefis olarak. Ya bu astral seyahatçileri normalde anlamam güç. Böyle bir yeni bir olgu çıkardılar astral seyahat diye. Astral seyahat ettiriyormuş bir de birilerine. Olabilir, bir şey diyemem. İtiraz da etmiyorum. Bu epifiz bezi tiroidle ilgili herhalde bir hormon benim bildiğim kadarıyla. Epifiz bir hormon. Hani tasavvufun hormonal bir yapısıyla iki kaşının alakası... arasında diyor. İki kaşının arasında olunca orada demek ki bir şey var, bildiğim bir şey yok. Biz iki kaşının arasını nur olarak biliyoruz. O nur da müminlerle alakalı. Yani vücutsal mı olarak soruyor bence? Bu, ben onu normalde fiziki olanını bilmem. Ama bildiğim bir şey var. İki kaşının arasını normalde müminlerin, daha doğrusu kamil müminlerin nuru iki kaşının arasındadır. Normalde o yüzden sufilikte bu önemlidir. Mürşid-i kamillerin nurları iki kaşların arasındadır. İki kaşının arasında nur var ise o kimse mürşid-i kamildir. Bu sufilikte önemli bir şeydir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kardeşlerim dediği hadistir. Uzundur o hadis. Onun bir kısmını alayım ben. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine soruyor sahabe, senden sonra gelecek olan o kardeşleri nasıl tanıtacaksın ya Resulullah deyince, diyor ki sizin böyle bir hani bir kendinizin atları olsa ve diyor o atların arasında alınları beyaz, nurlu atlar sizin olsa siz onları tanımaz mıydınız diyor. Şimdi işte onlar benim kardeşlerim, onların da alınlarında nurları vardır diyor hadis-i şerifte. Şimdi normalde o mümin olan kimselerin, yani bunu ben böyle sufiler bunu mürşid-i kamil veya veli olarak tırnak içerisinde ayırt etmişler. Ben onu bütün müminlere atfediyorum. Bütün müminler abdest alıp namaz kıldığı müddetçe bir hadis-i şerif daha var çünkü. Mahşer yerinde onların abdest uzuvları nurludur, parlar. Ben onları oradan tanırım diye bir hadis daha var. O zaman abdest alıp namaz kılan, beş vakit namaz kılan müminler nerede olurlarsa olsunlar hem abdest uzuvları nurludur hem de bu noktada alınları nurludur. Ben onu sadece tırnak içerisinde veliler ve zamanın kutupları olarak nitelendirmiyorum. Onu bütün veliler, bütün namaz kılan ve abdest alanlar olarak nitelendiriyorum. Bu sufi ıstılahta bu var. Ama işte orada bir bez var. Orada bir ondan sonra ne bileyim işte bir organ var. Orası böyle olunca burası böyle olur. Ben sufi ıstılah olarak bu sonradan oluşma uzak doğudan veya da batıda belli maddesel şeylerin üzerine kurulu olan böyle kendi manevi boşluklarını doldurmaya çalışan olguların ve oluşumlardan alınma bir şey olarak görüyorum, öyle söyleyeyim. Yani bunların sufilikle alakaları yok. Sufilik kendince Kur'an ve sünnetten ölçüsünü alır. Kur'an ve sünnet dairesinde durur. Kur'an ve sünnet dairesinden çıkmaz. O yüzden bizim için bir şeyin dini olarak doğru olduğunu varsayabilmemiz için hakkında ayet veya hadis olması lazım. Tamam. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ederim. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Ağustos ayı programı. Tabii. Belli değil takvimde ama takvimde belli değil. Neden? 13 Ağustos bayrama geliyor. Ha, bayrama geliyor, tamam. Bayramdan sonra artık şeyden sonra o zaman. Konuşuruz onu. Bir önceki hafta da boş. Bakarız, görüşürüz. Onu haberim yok. Yani keşke deseydin bana gelince kadar şey yapardık.
Yok yok, önceden diyorum. Dün veya ertesi gün ve daha önce sorusu. Neyse, bakarız, sıkıntı değil. Bir dahaki ayın programını şimdi ilan edemiyoruz. Çünkü tarihimizde Kurban Bayramı varmış. O yüzden Kurban Bayramı'ndan ama önce ama sonra bir gün tayin edeceğiz. Tayin ettiğimizde de inşallah ilan edeceğiz. Hakkınızı helal edin. Geceniz hayırlı olsun. Selamun aleyküm.